Bandırma Körfezi'nde aşırı bir sanayileşme vardır. Bu sanayileşme Gönen Ovası'na doğru aktarılmaktadır Bandırma'daki olay. Orada da aynı şekilde Gönen Bandırma hattı, yani yanlış sanayileşmenin baskısı altındadır. Nispeten daha az etkilenen Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey gibi bölgelerde bunun etkisi az gözükmektedir. Ama orada da nehir kaynakları, yerleşim yerleri iyi korunmamasından dolayı burada da müthiş bir nehir kirliliği gözlenmektedir. Bir de buna eklenen, yanlış bir şekilde eklenen, dediğiniz gibi madencilik projeleri, hem toprağı hem suyu ve de hoyratça yapılan Kaz Dağları'nda, Balıkesir'de, işte bu en son Balıkesir Sarıalan Köyü var, Balıkesir Gökçeyazı yakınlarında yapılan madencilik faaliyetleri hoyratça devam etmekte, suya, havaya, doğaya her anlamda zarar vermektedir. Tarım alanları her şekilde etkilenmektedir. Gerçekten tarım alanları, yani bu sürecin önemli bir parçası zaten. Yani yeşil alanları yok ettiğiniz zaman doğal olarak biyosferi, su potansiyelini yok ediyorsunuz. Ve böylece su eksikliği her kesime yansıyor. Yani tarıma da yansıyor, hayvancılığa da yansıyor. Balıkesir aynı zamanda bir hayvancılık memleketi. Bu hayvan varlıkları, hayvan varlığının genel anlamda sayısının azalması, bütün süreçler birbiriyle bağlantılı aslında. Bir defa bütün konunun paydaşlarını bir araya getirmek lazım. Yani bir olayı çözümlerken tek bir faktör değil de konunun bütün paydaşları bir araya gelip, yani bu TÜMOP, barolar, çevre örgütleri, sadece Balıkesir'de değil, bir İnderland olarak düşünürsek bütün bölgeyi içine alan bir master planı yapılabilir bu konuda. Yani bu konu çok disiplinli bir olay. Kent planlamasından tarım, hayvancılık, birçok alanın disiplinlerin iç içe girdiği bir alan, zor bir alan. Hepsinin bir araya girip organize olup kentle ilgili alternatifler üretmesi gerekiyor. Kesinlikle, yani şeyi bırakacaksınız bir defa. Ekonomik kaygıları bir tarafa bırakacaksınız. Bugüne kadar çünkü hep ekonomik kaygıları ön plana aldınız. Bundan sonra başka değerleri ön plana alarak, işte kentin tarihi, kentin dokusu, çevre, ekoloji, bunları göz önüne alarak alternatif yaklaşımlara ihtiyacımız var.